Karadeniz'de devam edelim. Yeşil Yol projesi tabii Karadeniz genelinde endişe yaratan bir proje ama HES'lerden de bahsettik az önce. Hidroelektrik santral projeleri köy köy, ilçe ilçe Karadeniz'de tepkilere neden oluyor. Artvin'in Arhavi ilçesi de bunların aslında başında geliyor. Bir şirketin acele kamulaştırma kararları doğrultusunda yine Arhavi'de MNG şirketinin çalışanları araziye girmiş durumda. Ancak halen sonuçlanmamış bir dava var. O yüzden Arhavililer duruma tepkili. İş makineleri arazide çalışmaya başladı. Destek çağrısıyla kamuoyu baskısının artması üzerine o iş makineleri şimdilik çekilmiş gözüküyor. Halk tekrar alana girmelerini engellemek için bölgede nöbete başladı bir kez daha. Arhaviller çalışmaları engelledikten sonra da iş makineleri şimdilik durmuş gibi. Oradaki son durumu alacağız şimdi de. Arhavi Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Evet, neler yaşandı? Bir kısa özet en azından geçmenizi isteyelim. Neler oldu bugün ve şu anda durum nedir? Şimdi bu Kavakes projesi çerçevesinde 2013 yılında bazı araziler için kamulaştırma kararı alınmıştı. Ve bu arazilerde için daha sonra da acele el koyma kararı verdi Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu 2014 yılının Mart ayında savaş hukukunun bir parçası olan acele el koyma kararı veriyor Kavakes'in yapılacağı alanlarda. Biz bunlara dava açtık ve bu davaların sonucunda Danıştay'da 6. dairede önce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Danıştay'ın 5 üyesinin 3 üyesinin bizim talebimiz doğrultusunda oy kullanmasıyla. Çünkü Danıştay şunu dedi, ya 2013 yılında kamulaştırma kararı almışsın, 2014 yılına kadar niye bekledin? Madem bu acele ise burada niye bu işlemi yapmadın diye. Ama artık Türkiye'de hukuk öyle bir hale geldi ki maalesef yürütmeyi durdurma kararı verilen konuda aynı daire, bunu üstüne özellikle vurgulamak istiyorum, son 2 yılda atanan üyelerle yapısının değiştirilmesi sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verdiği konuda bu sefer davayı reddetti. Bu geçtiğimiz Ekim ayında ama karar yeni geldi bizlere. Şimdi bu karar dayanak yapılarak Arhavi'de henüz mülkiyeti vatandaşların üzerine olan, yani tapusu atıyorum Mehmet'in üzerine olan bir araziye ve Mehmet'in haberi olmadan bir gün iş makineleri geliyor, bu araziye el koyacağız diyor. İki günden beri bunun kavgası veriliyor Arhavi'de. Bu şekilde Dereüstü köyünde el konulmak istenen araziye savaş hukukuyla bizce eşkıyalık ile girilmek istenen bir araziye karşı oradaki kardeşlerimiz, bayanlar, kadınlar bu araziye sokmamaya çalışıyorlar. Arhavi'de olup biten budur. Hasan Sıtkı Özkazan, şunu netleştirelim o halde. Siz bir dava açtınız oraya dedi ama yeni bir dava açıldı mı konuya ilişkin? Karar elinize yeni ulaştı dediniz. Herhalde tekrar şöyle, bir hukuk süreci başlayacak. Acele el koyma kararını Danıştay reddetmiş. Evet. 3'e karşı 2 oyla. Yani 2013 yılından beri devam eden bir süreçte kamulaştırma yapılmamış. Normal kamulaştırma davası devam ediyor bu araziyle ilgili. Sonucunun ne olacağını bilmiyoruz ama Bakanlar Kurulu'nun kararı ile bu araziye acele el koyma, ki bu kamulaştırma kanunu 27. maddesinde olan bir hüküm ve askeri durumlarda, savaş döneminde ve de bir virgülden sonra bir ifade var, Bakanlar Kurulu'nun lüzum görmesi halinde diyor. Evet. Siz maalesef buna karşı Bakanlar bir dava Kurulu açmışsınız. Son yıllarda bütün enerji projelerinde vatandaşın arazisi kamulaştırılmadan sanki savaş varmış gibi bu arazilere el koyma kararı veriyor. Peki siz buna karşı bir dava açtınız, bunu kabul edilmedi öyle mi? Artık etmiyor. Tamam. Peki şunu merak ediyorum. Şu anda bir tapu teslimi yapılmadı, bir acele kamulaştırma kararı. Evet, yani sizin karşı çıktığınız davayı bu reddettiler ama acele kamulaştırma hükümleri de uygulanmadı henüz değil mi? Acele kamulaştırma ile ilgili Arhavi'deki yerel mahkemenin daha önce verdiği bir karar var. Danıştay kararı üzerine o geçersiz hale gelmişti. Şimdi Danıştay bu şekilde red kararı verdi diye o kararı uygulamak istiyorlar. Bizce bu tamamıyla
tırnak içinde hukuka uygun ama gerçekte hukuksuz bir işlem. Çünkü bu kadar, yani bu kamulaştırma işleminin normal meclisin önünde yürümesine bir engel yok. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 2015 yılında enerjide arz fazlası oldu. Yani tükettiğimizden fazla enerji ürettik. Ve bir enerji darboğazı da yok. Bu şekilde bir gün bir vatandaşın kalktığında arazisine, onun daha hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir şey tebliğ edilmeden, arazi kamulaştırmadan el konması, biz bunu artık eşkıyalık olarak adlandırıyoruz. Bu bir eşkıyalıktır. Peki. Ve maalesef Danıştay da buna alet olmuştu. Hasan Sıtkı Özkazanç, takip ediyoruz biz de neler olup bittiğini. Siz de bize bilgi veriyorsunuz, sağ olun. Şimdilik bugünlük teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Evet, Arhavi Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç telefon hattımızdaydı. Arhavi'de Kavakes projesiyle ilgili acele konulaştırmalara dair bir tartışma sürüyor. Bölge halkının karşı çıkışı var bunlara. Ancak şirkette Hasan Sıtkı Özkazancı'nın da söylediği gibi tırnak içinde hukuka uygun bir durumda şu anda arazilere girmişti. Bölge halkı tepki gösterdi. Şimdilik o iş makineleri terk etti ama gelişmeleri yine aktarıyor olacağız. Devam edelim.